Hayırlı sabahlar. Günlerdir gündemin ilk sırasındaki madde, konu Ukrayna, Ukrayna krizi. Ve bu kriz Rusya'nın iki bağımsızlığını ilan eden bölgenin bağımsızlık ilanını tanıyıp peşinden başlattığı işgal harekatıyla yeni bir aşamaya gelmiş durumda. Şimdi Ukrayna deyince 1998 senesinde rahmetli Demirel'le Cumhurbaşkanlığı döneminde Ukrayna'ya gittiğimiz bir ziyaret olmuştu. 1998 Mayıs'ında ve o gezi esnasında Kiev'e ve Kırım'a gitmiştik, Bahçesaray'a gitmiştik ve o gezi sırasındaki izlenimlerimizi Yeni Asya'da yayınlamıştık. Daha sonra Demirel'le Dünya Turu isimli kitabımıza da koyduk. Oradan bazı yerleri paylaşalım önce. Ukrayna ile ilgili olarak tarihi arka plan noktasında bazı bilgileri aktardığımız bir yazımız olmuştu. Orada şöyle demişiz. Karadeniz'in kuzeyindeki Ukrayna 600 bin kilometre kare yüzölçümü ve 50 milyonu aşkın nüfusu ile, o zaman kaynaklarda böyle bir rakam görmüşüz. Ama son baktığımız kaynaklarda, rakamlarda 40 bin üzeri deniyor. Artık sonraki süreçte takım ilhaklar falan oldu, Kırım başta olmak üzere. Bunlardan kaynaklanan bir düşme mi var, sayılarda düşürülme mi var, bunu şu anda bilemiyoruz. Ama netice itibariyle kalabalık bir nüfusu var Ukrayna'nın. Bu ülke Avrasya'nın ve Karadeniz Havzası'nın önemli ülkelerinden biri. Diğer bölge ülkeleri gibi uzun ve çalkantılı tarihinde birçok kez el değiştiren Ukrayna, bir ara Latvia'nın, sonra Polonya'nın, ardından Rusya'nın ve bir dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun nüfuzu altında kalmış ve nihayet Rusya'daki 1917 Bolşevik devriminden sonra Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerden biri olmuş. Ama bunun bedelini ağır ödemiş. Tarımda kolektifleştirme uygulaması köylüleri çok fena vurmuş. 1930'ların başında yaşanan kıtlıkta ise 5 milyon kişi ölmüş. Ardından Stalin terörünün tahripkar sonuçlarını Ukrayna'da derinden yaşamış. Bu korkunç baskı döneminde en temel hakları ellerinden alınan Ukraynalıların kendi dilleriyle konuşup yazmaları dahi yasaklanmış. Ve yine Stalin döneminde Kırım çok büyük zulümlere maruz kalmış, sürgünler olmuş. Kırımlılar ülkelerini terk etmek mecburiyetine kalmışlar. Ve o zaman Kırım'dan ayrılan birçok Kırım Tatarı şu anda ülkemizde yaşıyorlar. O tarihten bu yana. İstanbul, Eskişehir başta olmak üzere. Ve derken 2. Dünya Harbi'nde Ukrayna kısa bir süre için Alman işgaline uğramış. Almanlara karşı başlatılan gerilla direnişi, daha sonra baskılarla Katolik Kilisesi'nin kapatılması sebebiyle komünist yönetime yönelmiş. Stalin öldükten sonra baskılar nispeten hafiflemiş ama Moskova'nın baskılarına karşı bir aydın muhalefeti Ukrayna'da her zaman var olmuş. Ve bu hareket 1989'da başlayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ukrayna'da da öne çıkmış. Ve 1990 Mart'ındaki seçimlerle çok partiye geçilmiş, ardından Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş Ukrayna ve sonrasında Moskova ile pürüzleri halletmek, ilişkileri yeni baştan tanzim etmek için başlatılan uzun ve yorucu bir süreç yaşanmış. Ama görünüyor ki bu pürüzler aşılamamış, çözülememiş. Ukrayna şu anda coğrafi konumu itibarıyla Rusya'nın Karadeniz'e açılmasını engelleyen bir ülke durumunda. 1998 itibariyle öyleydi.
Ama sonra Kırım'ın ilhakıyla Karadeniz'e tekrar kıyısı olan bir ülke haline geri dönmüş oldu Rusya. Ve Ukrayna, Rusya'nın komşusu, eski SSCB üyesi olup da kendisi gibi bağımsız devletler topluluğuna, Sovyetler dağıldıktan sonra böyle bir topluluk oluşturulmuş idi. Buna dahil olmayan Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova ile işbirliği ve ittifak arayışında. Ve geçen yıla kadar, 1997'ye kadar Ukrayna'nın NATO üyeliği de konuşuluyordu ama Rusya'nın katı ve sert muhalefeti sonucu bu fikir rafa kalkmış gibi görünüyor. Bugün de konuşulan şey bu ama sadece konuşuluyor ve fiiliyata geçmiş durumda değil. Zaten yaşanan krizin Rusya'nın bu kadar sert bir tavra girmesinin altında da yine konular yatıyor. Ve 1998'de yapılan o gezi döneminde Ukrayna, Türkiye'nin bölgesel dış politika tercihlerinde büyük önemi ve önceliği olan bir ülke olarak vasıflandırmışız. Halen de öyle. Ki Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi bu kriz patladıktan sonra. Ukrayna'dan da vazgeçemeyiz, Rusya'dan da vazgeçemeyiz diye. Ve gerek Ukrayna'da gerek Rusya'da birçok Türk var. Türk yatırımcı var. İş yeri açan insanlarımız var. Ve Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler kısa zamanda süratle inkişaf ederken Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içindeki birliktelik de gelişerek devam ediyor demişiz o zaman. Ama rahmetli Demirel'in çok önem verdiği bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı hem bölge ülkelerini ortak çıkarlarda, ekonomik çıkarlarda birleştirmek, ortak ekonomik projeleri yürütmek, işte doğalgaz, ulaşım hatları vesaire filan, Kiev, İstanbul, Demiryolu gibi birçok projeler konuşuluyordu bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içerisinde. Ama rahmetli Demirel'in çok önem verdiği bu proje sonra tavsadı. Ve o projeler de maalesef büyük ölçüde akamete uğradı. Ve bu süreçte önce başbakan sonra cumhurbaşkanı olarak Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkıda bulundum. Bu anlaşmaların tümüne yakında ben imzaladım diyen Demirel'in çok önemli payı var idi. Dediğimiz gibi o gezi sırasında Kırım'a da uğramıştık. Bir sonraki bir gezide de Yalta'da bir toplantı yapılmıştı. Ona da katılmış idik. İlişkiler bu şekilde devam ediyorken maalesef sonrasında bozuldu. Yani bilhassa Rusya-Ukrayna ilişkileri gerildi. Ve burada 2013'ten itibaren Ukrayna'da Soros destekli turuncu devrim dalgasının başlamış olması bir fitnenin temelini attı. Ve bu olay Rusya ile olan ilişkilerin daha da gerilmesine sebebiyet verdi. Diğer taraftan Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla uğradığı güç kaybını hazmedemediği görülen, defaatle görülen Rusya'nın bu güç kaybını telafi edebilmek için fırsat kolladığı ve her fırsatı da değerlendirmeye çalıştığı Ukrayna örneğini bir kez daha görüldü. Temennimiz Ukrayna'nın hem turuncu devrim fitnesinden hem de Rus işgalinden kaynaklanan, ikisi arasında sıkışık kalan ülke olmaktan çıkması, barış ve huzura kavuşması ve bu son dönemdeki, son günlerdeki bombardımanlardan, saldırılardan bir an evvel kurtulması, özellikle sivil halkın zarar gördüğü bu ortamdan bir an evvel çıkıp selamete ulaşması. Ki oradaki savaş ve gerilimin devam etmesi hepimizi, Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerini ve dünyayı da, Avrupa'yı da olumsuz etkiliyor. Temennimiz
bu çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve barışın, sükunetin hakim olması. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.